Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İni YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet şöyle arkadaşlar bakın bu benim sizlere daha önce hazırladığım modelim. Bu ortası incili İncili kullanması biraz ütüye erime ihtimali ve e, bunların soyulma ihtimali var arkadaşlar. Parlaklıklarını veya yüzündeki cilasını beyaz da olsa soyuluyor. E, dediğim gibi ütü de, de eriyebiliyor. Bunun e, oya çok güzel fakat incisiz yapabilir misiniz diye istek oldu. Ben de bunu incisiz bir halde çevirdim. Şu şekilde oldu o da arkadaşlar. Bakın şöyle tardar sarısı tekrek. Reyyan marka çok güzel bir tülbentimi ve 21 numarada tığım var. Şimdi hazırlamış olduğum modeli göstereyim. Evet. Benim de incisiz. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Ortasına ince yerine örümcek kullandım. Oradaki fıstıklar 6 taneydi. Onu da 5'e düşürdüm bu şekilde. Şöyle minik minik fıstıklar yaptım. Fıstıklar orada 17 taneydi da 13 taneden yaptım. Fıstıklarımın boyutunu da düşürdüm. Bu şekilde şöyle göstereyim bak. Kolay bir yapımı fıstık boyası sevenler için. Şöyle sıralı, tek renk, kolay, gösterişli bir model oldu. Arasında bu 10 tane tığ battıdan bıraktım arkadaşlar. Tığ battı arası 10 tane. Eğer arası seviyesini az olanlar varsa biraz daha yakın 7 tane falan bırakabilir. Ama bunun bakın 10 tanesinin gayet güzel bir mesafesi var. Yakın bulanlar da 15'i çıkarabilir. Daha uzak isteyen sevenler de bu şekilde yapabilir. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk önce tülbent kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. İkişer zincir çekerek hazırladım tığlama işlemini 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut oradan izleyebilirsiniz Evet bakın arkadaşlar şöyle 2 4 6 8 10 tane üçer zincirden tülbent kenar tığlamasını yapıyoruz ilk başlarken bu şekilde başlıyoruz 10 tane tığ battığımızı yaptık ve üzerine 3 tane zincir çekiyorum iki defa doluyorum Aynı bakın tığ battığımın içine girip şöyle iki sık sık alalım ve kalın ve güzel bir temel olsun. 2 defa tığıma doladım. Aynı tığ battığının içine 2 2 2 alarak şöyle baştaki 3 zincirle beraber 3 tane tığ battı oldu. 2 defa doladım. Sıradaki tığ battığına giriyorum. 2 2 ve 2 tekrar iki defa doladım aynı tığ battıya 2 2 ve 2 bakın toplamda 5 tane trabzanımız oldu şöyle dibine muhakkak her örümceğin bir zincir çekiyorum küçük minik bir örümcek yapıyorum bakın bu şekilde küçük bir örümceğimi yaptım iki defa tığımı doladım hemen bir tane bırakıyorum ikincinin içine ikinci tığ battımın içine Yine 3 seferde aldığım bir trabzan. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Sıradaki tığı battı 2, 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. Bakın. Aşağı indiğimizde bu trabzanımız da 5'e tamamlanacak. Şimdi ikişer ikişer dört tane tığ battığı yaptık. Bir zincirimi çekiyorum. Minik bir örümcek yapıyorum. Şöyle bu şekilde küçük örümcekler olacak. İki defa tığımı doladım. Hemen şöyle çeviriyorum. Bakın. Yuvamız bu şekilde temelini attık. Üzerine fıstıklarımız için yuvalar hazırlayacağız. Örümceğimizin üzerine iki defa tığımı doladım. Şöyle iki 2 ve 2 bir tane trabzan yaptım bir tane zincir yine küçük şöyle tığımın sığacağı büyüklükte örümceğimi yaptım iki defa tığımı doladım bu örümceği yuva edindik 2 2 ve 2 dibine bir zincir şöyle minik bir örümcek ve iki defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum 2 2 ve 2 3 tane trabzan yaptım bu şekilde 4 tane trabzan olacak arkadaşlar toplamda bakın bir örümcek bir trabzan olarak yuvaları hazırlıyorum şöyle örümceğimi hazır 2 defa tığımı doladım yine bu örümcek yuvasının içine 2 2 ve 2 trabzan hazır şöyle bir zincir bir tane örümcek şimdi bunu bu sonuncu trabzana kapatıyorum bu şekilde şimdi arkadaşlar bir zincirle döndüm şöyle göstereyim çevirip bakın bu şekilde beş tane örümcek yuvasının üzerine beş tane fıstık yapacağız bu şekilde örümceğin içine sık iğne ile sabitleyip üzerine 8 tane zincir çekiyorum 6 7 ve 8 8 zincirimi çektim hemen altından girip fıstık yapmaya başlıyoruz şöyle zincirin altındaki yuvadan alıp ilmeğimizi bu şekilde üzerinde bir zincir çekiyorum ipimizi uzatıyoruz toplamda 13 tane olacak arkadaşlar şöyle 5 oldu sanırsam 6 alttan gir ilmeği al 7 8 9 10 11 12 ve 13 bu şekilde 13 tane ilmeği tığıma topladım şimdi bunun hepsini birden çekiyorum arkadaşlar Bakın. şöyle çektikten sonra da tığımın ucuyla hafif sıktırıyorum. Şimdi örümcekten ilmek alıp buraya sık iğne ile fıstığımı sabitleyeceğim. Bakın örümceğimin içine fıstığımı sık iğne ile tutturdum. Üzerine bir tane zincir çekiyorum. İşte fıstık işlemi bu kadar arkadaşlar. Şöyle bir zinciri de araya çektik. Sıradaki örümceğimin içine sık iğne ile sabitliyorum. Bakın yapılışı da çok kolay. Yine bir zincirimi şey 7 8 zincir çekiyorum arkadaşlar. 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Hemen altından girip şöyle bir zincir üzerinde. 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 Evet yine bakın 8 tane zincirin üzerine 13 tane ilmeği topladım 13'ünü birden tığından geçiriyorum bakın bu şekilde şöyle hafif sıktırma işlemini yaparsak toparlanmış oluyor arkadaşlar örümceğin içine girdim Şöyle sık iğne ile fıstığımı kapattım buraya. Şöyle tırnağınızla hafif sola yatıracaksınız arkadaşlar. Bakın iki tanesini yaptık. Şimdi diğerlerini de yapalım aynı şekilde. Ve 8 tane zincir çekiyorum. 6 7 ve 8. 8 zinciri çektik. Bakın ipimiz hafif bol fazla değil arkadaşlar. Yuvarlak durması için çok çekmiyorum ucunu. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 Evet bu şekilde bakın ilmekleri hazırladık ve hepsini birden tığımdan geçirdim Sonra bunu ortada sıktırıyorum. Bu aynı örümcek sık iğne ile geçtiğimiz örümceğin içine de fıstığımı sık iğne ile kapatıp burada tamamlıyorum. Bakın şöyle tırnağımla da düzeltiyorum. Gördünüz arkadaşlar çok kolay bu fıstık yapımı. Hele yaptıkça eliniz alışıyor. Bakın burada 5 tane fıstık, 2 tane yapsanız 10 tane fıstık olur. Şöyle bir bakıtayım. 8 zincir çekerek Başlayalım fıstıklarımızı yapmaya. iki tane kaldı arkadaşlar. Bakın fazla burası şöyle yuvarlak olsun diye fazla uzatmıyorum. Hafif içinde en tığım çıkacak kadar bir boşluk olması yeterli. Şöyle alttan giriyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 Evet 13 tane ilmeğin hepsini birden buradan çekiyorum Bakın bu şekilde hafif toplayınca güzel duruyor arkadaşlar sonra bu sık iğne ile geçiş yaptığım fıstığımın içine her fıstığımız için örümceği hazırlamıştık Oralara fıstıklarını da yapıyoruz. Şöyle oturması için de muhakkak dibine bir zincir. Hafif sola yatırıyorum ki arkadaşlar. Şöyle sola meyilli güzel duruyor. Şimdi sonuncuyu düz tarafta yaptığımız için bu şekil duruyor. Ama onu biz şöyle arkadaşlar bakın. Tığımızla ikisini alıp birini aşağıda bırakmamız yeterli. Bakın tığımızın ucuyla açtım. Geçişimi yaptım. Yine 8 zincirimi çekiyorum. 6 7 8 sonuncu fıstığımızı da buraya yapalım. Şöyle bakın büyük olmasın diye şunu fazla çekmiyorum. Bunu çok ipi çok çekerseniz kocaman fıstığınız olur. Eğer istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Ben böyle kibar minikten hoşlanıyorum diye bu şekil yaptım. Zevkler tartışılmaz. 7 8 9 10 11 şöyle alttan gelip üstte bir zincir çekiyorum 12 ve 13 8 zincir üzerine bu şekilde 13 tane ilmek sığıyor arkadaşlar şöyle ben 13'ünü de birden tığımdan çekip hafif şöyle oynatınca bakın yuvarlak dönüyor yuvarlakla şöyle bir hafif oynatmanız yeterli ve bunu da sonuncu sık iğne ile geçiş yaptığım örümceğimin içine kapatıyorum otursun diye de dibine bir zincir çekiyorum şöyle tırnağımla hafif sola meyil ettiriyorum bakın şimdi burada en son yaptığımız trabzanın içine sık iğne ile girerek trabzan mesafesine indim ve 3 zincirle son yaptığım bu trabzanın yuvasına şekilde 3 zincirimi kapattım hani bakın baştaki 5 taneydi arkadaşlar 5 tane çünkü da trabzan var 5. de ben aynı şekilde 3 zincirle buraya inerek bu şekilde sağlamış oldum bakın 5 trabzana doldurdum ve yine ilk başta olduğu gibi buraya 10 tane tığ yapıyorum siz ne kadar yapmak istersiniz arkadaşlar şöyle 3 zincir kapattım 1 2 3 bu şekilde 10 tane yapacağız 3 oldu dördüncü şöyle sıkı sıkı zincirleri çekiyorum ki zürafa gibi dursun bol çekince böyle bu güzellikte durmuyor arkadaşlar mayışıyor ama bakın bu şekilde duruyor 3 zincir 7 3 zincir 8 3 zincir 9 ve 3 zincir 2 3 10 10 taneden sonra arkadaşlar bu son yaptığım yuvaya 3 trabzan buraya 2 buraya Aynı işlemi yapılacak, devam edecek arkadaşlar. Şimdi yaptığımız modelimize bakalım. Evet arkadaşlar, bakın, şöyle gördüğünüz hiç ütü falan yapmadım, direkt hemen parmağımdan çıkarıp gösterdim. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın, kalıp gibi oluyor. Kamera karşısında örümcek da bu kadar oluyor. Bakın şöyle, şunlar daha e, simetri olabilir işi kuruyor bazen arkadaşlar gözümüze. bu şekilde tabi de arka tarafından ütülendiği zaman incecik tiril tiril olacak bunlar yapışacak mesela bu fıstıkla sıcak ütüyü görünce daha hoş duracak Evet modelimiz bu arkadaşlar incisiz de güzel oldu böyle hoş bir örümcek içine yuva olarak kullandık şöyle tek tek göstereyim Evet sıralı tekrik bol bol fıstık kolay bir model oldu arkadaşlar hoş da bir model oldu yaptıkça elinizin alışacağı fıstığı iyice kavrayacağınız öğreneceğiniz bir model olduğunu düşünüyorum bu ayı yapan artık fıstık yapmayı usta bir şekilde öğrenir diye düşünüyorum bakın ara mesafesinde bu şekilde verdim siz istediğiniz şekilde verebilirsiniz şöyle arkadaşlar ütülendiği zaman daha güzel duracak bunlar böyle, böyle daha ince tiril tiril böyle tür gibi zarif duracak Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Videolarımın devamı, kanalımın devamı için beğeni, yorumlarınızla destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.